Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 6. haftamız arkadaşlar, Aksam-ı Sabah'ın son kısmını işleyeceğiz. Her hafta yaptığımız iş, fiilimiz yapısına göre, türüne göre ikiye ayırdık değil mi? Sahih ve mu'tel diye. İllet harfi varsa mu'tel, yoksa sahih demiştik. Artı sahihi 3 kısma ayırmıştık. Salim, mehmuz, mudaf. Mu'teli de illet harfinin bulunduğu yere göre ayırmıştık. İllet harfi başlaysa Mirdar. Ortadaysa Ecel. Sondaysa Nakıs. İki tane ise Lefif. İşte bu hafta, geçen hafta Nakıs'ı görmüştük. Bu hafta ve son konumuz Lefif'i işleyeceğiz. Lefif'i de kaça ayırdık? İki ayırdık. Makrun, mahfuz. Bunların tanımını yapacağız, çekimini yapacağız. Mezit babları aktarımını yapacağız, bitireceğiz. Şimdi gelelim Elfi'alü Lefif'i ve Tasrif'u diye başlık attık. Lefif fiil ve çekimi. Şimdi öncelikle Lefif fiilin tanımı. İçerisinde iki tane illet harfi olan fiillere lefif fiil diyoruz genel olarak. İkiye ayrılır. Makrun, mefruk. Makrun, mefruk diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi bunları tek tek açıklayacağız. Mesela lefif makrun ne demek? Son iki harfi illetli olan fiillere lefif makrun denir. Makrun denir. Son iki harfi illetli olan fiil türüdür. İki baptan geliyor makrun. Arkadaşlar ikinci baptan minel bâb-i tâni minel bâb-i râbi yani dördüncü baptan. Yani iki ve dörtten geliyor sadece. Bu ne demektir? İki tane çekim var demektir. Değil mi? Nakıs'ta üç tane çekim yapmıştık. Değil mi? Mesela Ecvef'te iki tane çekim yapmıştık. Hatta daha doğrusu üç tane yapmıştık. Bir de hâfeye hâfu vardı hatırlarsanız. Yani aslında baplara ayırmamız farklı çekimlerin de olduğunu bize aslında bildirmiş oluyor. Şimdi baplara bakalım. İki baptan gelir dedik ya makrun. Tava, yatvi, yatvi. Biz emri her zaman muzariden yapıyoruz. Yatvi, ye'yi atıyorum. Sakinse başına elif getiriyorum. Elifin harekesinde nasıl belirliyordum? Muzarisi damme ise orta harfi, yed'u gibi. Hemze de elif de dammeliydi. Da'a, yed'u, ud'u. Ama tava, yatvi, kesralı getireceğim. İt. Sondaki y'yi de düşürüyorum. Cezim bu şekilde mi oluyor? Değil mi? Nakıs'ta da anlatmıştık geçen hafta. Bakın itviye oluyor. İkinci bab. Bunların çekimlerini yapacağız birazdan. Dördüncü babın örneği ne? Kaviye, yakva, ikve. Tamam. Şimdi gelelim. Lefif makrun fiillerin ikinci bab çekimi nakıs fiil ikinci babdan olan rama fiili gibidir. Yani biz geçen hafta ayrıntılı nakısı işledik ya. Lefif'te o zaman işimiz daha kolay. Bakın şu tava yatvi aynı kim gibi çekimi yapılacak? Rama yermi gibi. Rama'yı bir çekelim mi? Rama'ya, rameta, rameyi. Tava'yı çekelim. Tava'ya, taveta, taveyine. Ondan sonra sadece nun değişiyor. Tava'yı, tava'yıma diye devam ediyor. Bir de şeva'yı yapalım. Şeva. Şeva'ya, şeva. Şevet. Şevata, şeveyne. Anladık mı? Peki muzarisi de aynı. Yermi, yermi yani yermune. Termi, termi yani yermine. Termi, termi yani termune. Termine, termi yani termine. Ermi, nermi. Aynısı yatvi. Yatvi, yatvi yani yatvune. Tatvi, tatvi yani tatvun, yatvine. Tatvi, tatvi yani tatvune. Tatvine, tatvi yani tatvine, etvine, etvine. Son olarak itvi, irmi gibi. İrmi, irmiye, irmu. İtvi, itviye, itvu. İtvi, itviye, itvine. Tamam. Peki burası tamam mıdır? Sonra lefif makrun fiillerin dördüncü bab çekimi. Yani kaviyeye geldik. Bunun çekimine bakalım. Kim gibi yapılıyormuş? Nakıs fiil dördüncü babtan olan radiye gibi çekimi yapılır. Radiye'yi bir çekelim mi? Radiye. Muzahirisi neydi radiyenin? Yerda. Çekelim. Terda yani terdaune. Buraya dikkat. Terdaine. İkisi aynı. Erda. Nerda. Peki emri ne geliyordu?
İrda, ikve gibi. İrda, irdaya. İrdav. İrday. İrdaya, irdayne. İkve, ikveya, ikvev. İkvey, ikveya, ikveyne diyoruz. Çekimler tamam mı? Tamam. Bu kadar. Zaten iki baptan geliyordu. Gelelim lefifi mafruka. Arkadaşlar, ilk ve son harfi illetli olan fiil türüdür. Tamam. Sadece ikinci baptan geliyor. Ve rama fiili gibi çekilir. Yani o zaman ekstra çekmeye gerek yok. Yalnız burada bir fark var. Misal fiil gibi işlem yapılır burada. Ne demiştik? Misal vavi. İlk hafta, evet, misali vavi gibi. İlk hafta ve misal fiilde, üçüncü haftada şunu söylemiştik arkadaşlar. Misal fiili anlatırken, bir de ilk hafta bunları genel olarak anlatırken, mazisinde vav olan, mazisinin ilk harfi, mazide ilk harfi vav olan bütün fiiller muzari ve emirdi. Onlar ne olurdu? Düşerdi. Mesela vasale, yasilu, sil. Aynısı burada yapacağız. Şimdi dikkat. Vefe. Bakın sadece minelba bir saniye. İkinci baptan geliyor. Vefe. Yefi. Yefi. Fi. Fi. Bakın tek harf üzerine kalıyor. Lefifi mafruk. Tamam. Örnek, başka örnek söyleyelim. Vaka. Yaki. 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 Vela. Yeli. Yeli. Li. Li. Veşa. Yeşi. Yeşi. Şi. Ve'e. Yeyi. Li. Va'a, ya'i, i. Şunu söyleyebilir miyiz? 28 alfabenin tamamını yazsak, hepsinin altına kesre koysak ne olur? Emir olur. Mafruk. Lefifi mafruktan tamamı emir olur. Artı harf değil, fiil olur. Evet. Anladık mı? Cümledir yani. İ emirdir. Karşımızdakine emir. Değil mi? Fi ne demek? Yani sözünü yerine getir demek. Değil mi? Fi. Peki burası tamam mıdır? Lefif bu kadar arkadaşlar. Demek ki nakısın birebir aynı. Lefifi mafruk da makrun lef nakısın aynısıydı. Mafruk da misal gibi aynıydı. Yani vav düşüyor muzaride ve emirde. Ve emir tek harf üzerine kalıyor. Tamam. Burası bitti mi? Gelelim her hafta yaptığımız gibi hemzenin yazımı önemlidir. Hemzenin yazımıyla alakalı bir not söyleyelim. Şimdi dikkat. Hemzenin biliyorsunuz başta, ortada ve sonda yazılımları vardır. Başta vasıl ve katı hemzesi oluyor. Ortada kitabetül hemzetil mutevassitati, bir de kitabetül hemzetil mutatarrifeti. Hemzenin sonda yazılışı. Tabi buradaki şu an ortada ama alen nebrati. Nebra üzerinde ne zaman yazılır? Ortadaysa nebra üzerinde, iki durumda onun üzerinde yazılır arkadaşlar. Birincisi hemzenin harekesi kesra. İkincisi ise kendisinin harekesi damme, fetha, sükun ama öncesi kesra ise nebra üzerine yazılır. Örnekler. Su ile. Bakın hareke olmasa ben bunu rahatlıkla meçhul bir fiil olduğunu anlarım. İşte hareketsiz metinleri bu şekilde okumaya yavaş yavaş adım adım ilerliyorsunuz. Bakın su ile. Hemzenin harekesi kesra olmasa bu şekilde zaten yazılmaz. Fetha olmuş olsa ne yazılırdı? Daha önceki derslerde Elif söylemiştik. Üzerine. Elif'in üzerine yazılır demiştik. Değil mi? S ile farklı, su ile farklı. Tamam? Ru ise, bakın bu ru ise es ile tun. Hemzenin harekesi kesra. İkincisinin örneği bi'run, mi'etun, senukri'uke, mi'zenetun gibi tamamı nebra üzerine yazılır. Hemze ile alakalı, bakın 6 hafta oldu, aşağı yukarı 5-6 tane madde yazdık. Tamam? Tabii daha da var. Onları inşallah ekstra bir derste de komplesini anlatacağım. Hemze önemli yazımı. Devam edelim. Şimdi lefif fiili bitirdik ama lefif fiillerin bir de mezit bablara aktarılması vardır. En önemli konu da burasıdır aslında. Şimdi gava yagvi fiilini çekelim. Arkadaşlar ifal babını aktaracaksam sadece başına ifal babının hemzesini getiriyorum. Dikkat! Ağva, yuğvi, ağvi, muğvi, muğver, ilva. Şimdi buraya dikkat, emir önemli. İf'al babında sadece emrin, emirde arkadaşlar, hemzenin harekesi fetalı. Diğerlerinde kesralı olacak. İşteri, iltaki mesela, anladık mı? Sadece if'al babında ona dikkat edin. Hemzesi emirde fetadır, ağvi. Peki cerayı yapalım, nakıstan yapmıştık geçen hafta.
ecra, yücri, ecri, mücri, mücra, icra. Anladık mı? Gelelim ikinci baba. Mezit ikinci bab. Tefin. Bir harf ilave edilerek yapılan, bakın, 3 bab bunlar. Toplamda 8-9 tane bab zaten öğrendiniz siz. Sevva. Yusevvi. Yusevvi. Sevvi. Sevvi. Muzari'den yapıyorum her zaman. Y'yi atın, sonundaki illet harfini düşürün. Emir. Sevvi. Musevvin. Musevven. Tesviyetün. Son olarak bir harf ilave ettiğim babların sonuncusu. Mufaale babı. Bakın, birinci harften sonra elif getirirseniz mufale, bu harf, bu babı elde edersiniz. Veliye fiilini yapalım. Vela, vela yeli fiilini. Vela. Yuvali. Yuvali. Bakın, y'yi atın, sonunu cizim yapın. Vali. 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 Muvalin. Muvale. Muvaletün. Anladık mı? Son olarak bir de emsile-i muhtelife var. Bizim emsilede 24 sigamız var arkadaşlar. Biz zaten sene boyu bunları anlatıyoruz. Bunların çekimlerini anlatıyoruz. Biz Nasara'yı, Yansuru'yu, Unsuru aslında şu an bile yaptık. Hep bunları yapıyoruz. Değil mi? Bu normal orijinal hali, hani salim fiil demiştik ya. Salim fiilin 24 sigaya göre çekilmesi. Bunları çekeceksiniz. Şu an 14 tanesini yazdım. Hep beraber bunları bir tekrar edelim. Nasara, Yansuru, Nasrun, Nasirun, Mansurun, Lem Yansur, Lemma yansur, ma yansuru, la yansuru, len yansura, li yansur, la yansur, la yansur, unsur. Değil mi? Li yansur, la yansur, unsur, la yansur. Bu 14 tanesini ezberleyeceksiniz. Artı bunların ne anlama geldiğini, mesela nasara, fiili mazi, binai malum, müfret müzeker, gayip, manası yardım etti birer geçmiş zamanda. Lem geçmiş zamanda olumsuz yapar. Lem gelecek zamanda olumsuz yapar. Ve sonunu nasb eder. Lem cezmeder. İşte nehi, lay, len nahiye dediğimiz. Lam, lay nahiye. Nahiye. Bunlar ma ve lay nahiyedir. Bunlar önemlidir. Bunlara dikkat edin. Bunların bütün ayrıntılarını ezberleyin. Daha sonralarında ne yapacağız? Mansarun, minsarun, nasraten, nisraten, nusayrun, nasriyun, nassarun, ensaru, ma ansarahu ve ansir bihi. Bunları göreceğiz. Tamam. Aslında sarfın tamamı dediğimiz ismi alet, ismi zaman, ismi mekan, mastarı mimi, mastarı binayı diyor, mastarı binayı, mastarı heyet, mastarı merra, işte ismi tasgir, sıfatı müşebbehe, tacub kalıpları vesaire, bunları görmüş olacağız. Tamam. Bu haftalık lefifi anlattık, artı mezit babları aktarması var diğerleri. O diğer geri kalanları da zaten elinizdeki notlarda var. Onları çalışın Allah'ın izniyle. Haftaya görüşmek üzere.